Hanımefendiler, beyefendiler, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği İstanbul Film Festivali'nin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Ha şöyle, çok güzel. Emin olunuz, bizleri çok güzel şeyler bekliyor efendim. Bu yıl 6 ayrı salonda ülkemizin ve dünya sinemasının en yeni, en dikkat çeken, en nitelikli, en heyecan verici eserlerini beyaz perdede izleyeceğiz. 42. İstanbul Film Festivali'nde 12 günde, 14 bölümde, 84 ülkeden 160 yönetmenin 134 uzun metrajlı 29 kısa filmi gösterilecektir, huzurlarınızda olacaktır. Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmenlerimizin ve oyuncularımızın söyleşileri de olacak, özel gösterimler de olacak. Mesela Köprü'de buluşmalar bunlardan biridir. Festival kapsamında bu yıl 18. kez düzenleniyor ve malumunuz Türkiye'nin ve komşu ülkelerimizin sinemacılarını, yapımcıları, senaristleri, yönetmenleri, dünya sinemasının profesyonelleriyle bir araya getiren bir etkinliktir bu. Ve açıkçası ilgilerinizi de sonuna kadar hak etmektedir. Sevgili konuklarımız, İstanbul Film Festivali ülkemizde sinemanın gelişmesine büyük önem veren değerli kurum ve kuruluşların katkılarıyla gelişiyor efendim. Başlangıcı da aslına bakarsanız festivalin destekçilerine teşekkür plaketlerimizi sunarak yapmak istiyoruz. Ve bu takdimin yapılması için çok kıymetli bir ismi sahneye davet etmek istiyorum. İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü, kıymetli alkışlarınızla Sayın Görgün Taner Beyefendi efendim. Buyursunlar. Efendim, öncelikle festivale yüksek katkıda bulunan tema sponsorlarımıza teşekkür plaketlerini vereceğiz. Festivalde uzun yıllardır Türkiye sineması bölümünü destekleyen Anadolu Efes adına teşekkür plaketlerini almak üzere Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve CEO'su Sayın Can Çaka Beyefendi'yi alkışlarınızla. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Efendim, şimdi Dünya Festivalleri bölümü tema sponsorumuz Paribo adına Paribo CEO'su Sayın Yasin Oral Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye almak isterim. Efendim, Çiçek İstemez bölümünün tema sponsoru Zorlu Holding. Zorlu Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Yardımcısı Sayın Şahika Özcan Ortaç Hanımefendi'yi alkışlarınızla buraya davet etmek istiyorum. Kocaman alkışlar. Çok teşekkür ederiz. Dünden bugüne Türk klasikleri özel gösterim sponsorumuz Zürih Sigorta adına Zürih Sigorta CEO'su Sayın Yılmaz Yıldız Beyefendi'yi alkışlarınızla. Çok teşekkür ederim efendim. Festivale katkıları için İKSV kurucu sponsoru başta olmak üzere tüm sponsorlarımıza, katkı sağlayan tüm kuruluşlarımıza teşekkürlerimizi iletmek isteriz. Altın Lale Ödülü için efendim 2022-2023 tarihlerinde tamamlanmış 11 film yarışacaklar ve yarışmada 10 adet ödül verilecektir. Şimdi isterseniz o bahsettiğim müthiş filmi bir izleyelim, müthiş tanıtım filmini bir izleyelim. Ay senin böyle dolu tabuttan gezdiğini şikayet etseler başım nasıl büyük bir belaya girer biliyor musun? Gizli burasıyı geçin. Hey Yalın Bey, av sever misiniz? Var mı avcılık? Yani çok anladığım şeyler değil. Ha. Avcılık. Neyse, bir dur bir şey konuşacağım. Konuşacak bir şey mi yok senin? Bak böyle yaparak olmaz ha. Bırak. Efendim sırada uluslararası yarışmamız var. Altın Lale Ödülü için dünya sinemasına yeni bir bakış getiren 10 film huzurlarınızda olacak. Bir yıl boyunca kaybettiğimiz demek istemiyorum. Aramızdan ayrılan değerli isimleri tekrar huzurlarınıza taşımak istiyoruz.
Şimdi efendim sırada onur ödüllerimiz var ve bu ödülleri sunmadan önce sahneye yine kıymetli alkışlarınızla İstanbul Film Festivali Direktörü Sayın Kerem Ayan Beyefendi'yi davet etmek isterim. Tekrardan bu salonda yıllar sonra film festivalinin açılışını yapmak çok güzel. Bizi bu salonda misafir eden Kadıköy Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bu sene biliyorsunuz oldukça kötü başladı. Büyük bir felaketle başladı. İnşallah önümüzdeki aylarda yılın geri kalanında her şey güzel gider, güzel şeyler olur. Bir nebze yüzümüz güler diye ümit ederek yarın film gösterimlerimize başlıyoruz. 7-18 Nisan arasında salonlarda bol bol görüşeceğiz diye ümit ediyorum zaten. İlk ödülümüz, yarım asrı aşan uzun ve üretken kariyerinde benzersiz karakterler yaratan, sinema ve tiyatromuzun yanı sıra ekranlarda başarısını sürdüren bir isme sunuluyor. İstanbul'da doğmuş kendileri, sanatçılarla dolu bir ailede büyümüşler. 1957 yılında Muhsin Ertuğrul'la tesadüfen tanışmış ve ardından katıldığı İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda çeyrek yüzyılı aşkın süre hizmet vermiş. Türk sinemasında 150'nin üzerinde filmde, onlarca televizyon dizisinde farklı karakterleri canlandırmış. Yeni oyuncuların yetişmesinde eğitmen olarak katkıları arş-ı alaya varmış. İmparatordan mafya babasına kadar tırnak içerisinde kaliteli kötü adamların unutulmaz yüzü olmuş. Hep ışıl ışıl, hep pırıl pırıl Sayın Kayhan Yıldızoğlu. Tek ve biricik. Ama ne yazık ki bugün kendisi bizlerle birlikte değil efendim. Ödülünü almak üzere yine kıymetli alkışlarınızı rica edeceğim ve torunu Sayın Zeynep Aybar hanımefendiyi sahneye davet etmek istiyorum. Merhaba herkese. Öncelikle dedem bugün burada olamadı fakat İKSV'nin bu nazik daveti için ben çok teşekkür ederim. Burada olmak gerçekten çok kıymetli. Çok küçüklüğümden bugüne kadar dedem aslında böyle sanatla tanıştırdığı, hep bir şekilde onun içinde büyümeme katkı sağladığı için buradan ona bir kere çok teşekkür etmek istiyorum. Hayatım boyunca onun mesleğine ne kadar özveriyle bağlı olduğunu görerek büyüme şansım oldu. Onun için de tekrardan teşekkür ederim. Bu ödülü almak, burada onun için burada olmak gerçekten çok farklı bir his. Bence bir dede-torun ilişkisi içinde çok tatlı bir anı yarattınız bize. Kendisinin çok sevgilerini, selamlarını, teşekkürlerini iletmemi istedi. Umarım çok yakın bir zamanda daha ümitli ve umutlu günlerde yeniden bir arada olmamızı istediğini iletmek isterim. Ve Sayın Yıldızoğlu, evet törenimize katılamadı belki ama sizlere bir mesajı var. Buyursunlar. İstanbul Film Festivali'nde beni bu onurlu ödüle layık gören, ödüllendiren bu güzel kuruluşa, bu organizasyona, bu organizasyonu hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Eksik olmayın, bana bu yaşımda yeniden bir yaşam neşesi, yaşam enerjisi, bir güzellik sundunuz. Var olun, çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz efendim kendilerine. Sırada ikinci sinema ödülümüz var. Sinema onur ödülümüz var. Efendim yine ölümsüz bir ismi huzurlarınıza çağıracağız. Açıkça söyleyeyim, kendisini hak ettiği şekliyle anons edebilecek kadar Türkçe bilmiyor. Profesyonel oyunculuk hayatı 1966'da sinema ve tiyatroda eş zamanlı olarak başlamış. Rol aldığı ilk film Ülkü Erakalı'nın yönettiği Kara Tren. Uzun yıllar Dormen Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu, Çevre Tiyatrosu ile birlikte çalışmışlar. Şan Tiyatrosu'nda Hisseli Harikalar Kumpanyası'nda oynamışlar. Deve Kuşu Kabare'de yer almışlar. Bu yıl efendim festivalde restore edilmiş kopyası gösterilecek İntikam Meleği Kadın Hamlet. Bu filmde de, bu eser de dahil olmak üzere birçok sinema filminde, çok sevilen televizyon dizilerinde yer almışlar. Seslendirmeler yapmışlar. Oyunculuğuyla zaten sayısız ödüle layık gösterilmiş efendim.
2021'de Tiyatro Kare'de Ağaçlar Ayakta Ölür oyunuyla 11 yıl sonra tiyatro sahnelerine dönmüş, 2023'te de Oregon ile sinemaya. Sanat dünyamıza katkıları 50 yılı aşıyor. 50 yılı aşkın süredir devam ediyor. Çok tanıdık iki mavi göz. Sayın Nevra Serezli! Onur ödülünü yine dev bir isim takdim edecek. Hanımefendiler, beyefendiler, tek ve biricik. Sayın Metin Akpınar, alkışlarınızla. Uzun yıllar önceydi. Deve Kuşu Kabare'nin Ankara turnesi yapacağız. Birkaç gün önce gittik Ankara'ya. O zaman da Gence Usta Turdurun Dünyayı inecek var oynuyor. Hadi oyuna gidelim dedik. Oyuna gittik. Orada bir ışık gördüm. Genç ve güzel bir kadın 3 tane kompozisyon yapıyor. Bir Amerikalı, bir Rus ve bir Alman. Hem aurası mükemmel, sesi mükemmel, deklamasyonu mükemmel. Şive ağız harika. Dedim Allah'ım tam kabare oyuncusu bir şey bu. Niçin bizde değil? Yıllar sonra bu arzum yerine geldi. Nevracığımla 3 sene beraber çalıştık. Ve çok güzel işlere de imza attık. Bu onur ödülü onun zaten eskiden beri haklıydı. O hakkı, o ödülü vermekten ben onur duyuyorum. Sağ ol, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Yani onur ödülü almak çok değerli bir şey ama... Yani Metin Akpınar'dan almak çok ayrı bir değer. Bir iki ufak bir şey hazırlamıştım konuşmak için ama hepsini unuttum. Metin Akpınar'la birlikte olmaktan çok mutluyum. Metin, bak ikimiz beraber çıkınca bayağı salon kıyamet koparıyor yani. Bir şey yapmak lazım. Komedi dalında ne öğrendimse, sahne üstündeki enerjiyi, zamanlamayı, her şeyi ne öğrendimse hepsini bu adamdan öğrendim. Kocam da fena değildi yani, ondan da bir şeyler öğrendim. Ama Metin her yerde de söylüyorum, yani seninle birlikte bir sahnede oynayabilmek, yani herkes buna dua etmeli Metin Akpınar'la aynı sahnede rol almak için. Ne öğrendimse hepsine Zeki'den ve senden ne öğrendimse hepsine bu sahne üzerinde teşekkür ediyorum. Eğer bir ödülleri hak edebiliyorsam, bir yerlere gelebiliyorsam hep sizlerin sayesinde. Bu İstanbul Sanat, Kültür Sanat Vakfı 50 yıldır sanata katkıda bulunuyor ama ben onlardan daha eskiyim. 57 yıldır buradayım. Ve sinema adına bir ödül aldığım için çok mutluyum. Genelde biz tiyatrocular tiyatrodan ödül alırız da sinemadan ben alamamıştım bugüne kadar doğrusu. Ne yalan söyleyeyim. Yani şimdi bir onur ödülüyle bütün yılları aştık geçtik. Çok teşekkür ederim. Ayrıca vakfa da teşekkür ederim. Böyle bir güzel sürpriz yani Brad Pitt gelse bu kadar mutlu olmazdım. Kocaman alkışla. Kıymetli alkışlarınızla efendim, buyursunlar. Sayın Nevra Serezli, Sayın Metin Akpınar, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz, sağ olunuz. Buyursunlar. Yarından itibaren festival coşkusunu yaşamak için sinemalarda buluşmak istiyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar dileriz efendim. Güzel bir bahar olsun. Çok güzel bir bahar olsun.